sevgili izleyicilerimiz, bir tatil serüveni programı ile yine karşınızdayız. 559 Green Lanes, tatil adresinizin başladığı yerdeyiz. Cyprus Paradise'dayız ve Genel Müdür Kemal Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Kemal Bey, nasılsınız? Merhaba, sağ ol, siz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Evet, bugün ne var? Evet, Kıbrıs'ta neleri anlatacağız? Güzelim yurdumuzun hangi oteller grubuna ineceğiz ve o otellerimizi izleyicilerimize aktaracağız. Evet, otellerimizi aktarırken biraz da tarihi geçmişinden bahsederek otellerin bulunduğu yerlerde nelerin hakim olduğu, ne gibi işlerin yapıldığını da kısaca bir deyip geçelim bence. Evet. Öncelikle Chateau Lambusa'dan başlayalım. Chateau Lambusa oteli Lapta'da, Girne'den 7 mil uzaklıkta. Fenikeliler tarafından Chateau Lambusa'nın bulunduğu yerdeki Lambusa Krallığı Fenikeliler tarafından 800 yıl önce, İsa'dan 800 yıl önce ipek kozaları yetiştirip bütün dünyaya ipek ticaretinin yapıldığı bir yerdi. Chateau Lambusa oteli de bu sahil üzerindeki konumda kurulmuş bir otel. Chateau Lambusa oteli Lapta bölgesine, dediğimiz gibi 7 mil uzaklıkta. Otelin spa, fitness, canlı müzik yayınlarının bulunduğu, restoranları, barı bulunan, iyi hizmet veren kaliteli otellerden bir tanesi. Tüm odalar deniz ve havuz manzaralı. Havuz manzaralı, ayrıca dağ manzaralı. Odaların içerisinde her odada saç kurutma makinesi, mini bar, duş, banyo, tuvalet. Bunlar tabii standart. Wi-Fi, internet. Bugün bu çağda Wi-Fi, internet hemen hemen her yerde arayıp bulmak istediğimiz bir hizmet. Bu da mevcut. Elektronik kasa ve televizyon gibi de hizmetler sunulmakta. Bunlar her odada. Chateau Lambusa kahvaltı dahil ücret olarak ne sunuyor? 290 pound, bir hafta için 290 poundluk bir ücretle piyasaya sunuyoruz. Belli başlı aylarda, yani Haziran ayında 381 pound, Temmuz ayında ise 397 pound bir hafta. Uçak gidiş dönüş, uçak bileti dahil, transfer dahil, konaklama dahil, kahvaltı dahil, tüm bu hizmetler içerisinde çok iyi bir ücretle sunuyoruz. Tabii orada konumu açısından Lapta dışındaki yerleşim merkezinde bulunan diğer restoranlar, yani bölgedeki restoranlar, barlar da çok sayıda mevcut, alternatif bulabiliyorlar. İlle de otelde kalıp yemek gerekmiyor. Akşam yemeklerini de dışarıda, değişik, her gün değişik bir restoranda, değişik bir lezzet ve tatla tatillerini sürdürebiliyorlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, tarihi özellik taşıyan ve adını Lambusa Krallığı'ndan, tarihteki Lambusa Krallığı'ndan alan Chateau Lambusa Oteli'ni sizlere Kemal Bey anlattı. Evet, ipek ticaretinin, dünyada ipek ticaretinin yapıldığı bu güzelim yerde kurulan bu güzelim tesiste tatil yapmak isterseniz sizler de uçak bileti fiyatına bir hafta tatil yapabilirsiniz. Evet Kemal Bey, şimdi uzun zaman var izleyicilerimize hiç söylemedik bunları. Sanırım bunu da hatırlatmak gerekir. Diyelim ki ben 3 hafta kalacağım Kıbrıs'ta ama bir hafta tatil geçirmek isterim. Tabii. Nasıl olacak bu? Mümkün. Evet. Şimdi tatil, yani otelli konaklama tatil kapsamı içerisindeki çalışmayı seyahatinizin herhangi bir bölümüne yerleştirebilirsiniz. Yani 3 hafta Kıbrıs'a gidip konaklamak istiyorsan, işte aileyi ziyaret, akrabaları ziyaret, biraz tatil, biraz eğlence, biraz da aile akraba ilişkilerini yürütmek için
bunu yapmak mümkün. 3 haftalık bir bilet, örnek olarak 3 haftalık bir bilet süresiyle Kıbrıs'a gidip 3 hafta kalırken orada 1 hafta, 10 gün, 11 gün istediğiniz bir süre içerisinde de otelde konaklayabilirsiniz. Bu söylemiş olduğumuz veya programlarımızdan anlattığımız veya web sitemizdeki mevcut satış bürolarımızdaki pazarlamasını yaptığımız paket turları da aynı kapsamda kullanıp bir haftalık tatil paket programı alıp onun ücretini ödüyorsanız, mesela biraz önce Chateau Lambusa dedik. Chateau Lambusa bakalım Haziran içerisinde £381'dan başlıyor. Yani £381'u Haziran ayı içerisinde ödüyorsanız ve bir hafta Chateau Lambusa'da kalıyorsanız, ikinci, üçüncü haftayı da uçak bileti olarak otelin dışında akrabalarınızın yanında geçirip tekrar dönüş kısmını kullanıp, biletin dönüş kısmını kullanıp aynı ücretle Londra'ya geri gelebilirsiniz. Yani bu mümkün. Evet. Hem tatil hem ziyaret. Evet, hem tatil ve hem ziyaret yapmak isterseniz tatilinizin başladığı adres 559 Green Lanes'e uğrayabilirsiniz ve buradaki güler yüzlü personelimizle karşılaşıp sizler de tatilinizi ve ailenizi ziyaret etmek için bookinglerinizi yapabilirsiniz, rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Evet Kemal Bey, sanırım Acapulco'yla yayınımıza devam edeceğiz. Acapulco'da neler var Kemal Bey? Evet, şimdi Acapulco Girne'nin doğusunda 6,5 mil kadar bir mesafede Girne'den Acapulco 5 yıldızlı lüks otellerimizden bir tanesi. Acapulco konaklama açısından otel odası ve bungalow odaları sunmaktadır. Arada hizmet açısından hiçbir fark yoktur. Sadece rahatlık açısından, yani bungalowlar belki ailelerin beraber kalabileceği daha uygun bir ortam yaratır. İşte otel içerisinde sahil kenarında olduğu için tabii plaja girip, denize, havuza girip eğlenip arada sırada bir odaya geri dönmek için daha rahat girilebilecek bir yer. Yani resepsiyondan geçmek yerine kendi bungalowunuzun kapısını açıp oradan hemen sahile yürüyüp sahilde iyi keyifli bir zaman geçirebilirsiniz. Bu yüzden iki değişik konaklama türü var. Ücret olarak Acapulco Haziran ayında £455. Şimdi Acapulco yarım pansiyon. Yani sabah kahvaltısı artı akşam yemeği sunuluyor. Tabii sabah kahvaltısında çeşitli kahvaltı ürünleri, her şey mevcut. Kuş sütü eksik. Aynı şekilde akşam yemekleri de çok büyük olan restoranlarında büfe şeklinde sunuluyor, hizmete sunuluyor. Burada da lezzetli ürünler, lezzetli yemek tarifleri, her türlü balık, et, diyete uygun, herkesin istediğini bulabileceği bir akşam yemeği hizmeti veren bir restorantı var. Acapulco aynı zamanda konaklama hizmetlerinin dışında da bir sürü değişik, her kesime hitap eden hizmetleri bulunmakta. Küçük çocuklar için çocuk eğlence merkezleri, Luna Parkı, Aqua Parkı, bir de büyükler için ayrıca Kıbrıs'ın en büyük aqua parklarına sahip. Yani su sporları için, yaz döneminde serinlemek için her türlü imkan dahil Acapulco'da. Acapulco da 4 adet bar, restoran, bunların dışında konferans ve toplantı salonları da var. Burada tabii düğün aranjmanı yapmak da mümkün.
Çünkü o hizmetler sunuluyor. Yani Kıbrıslı vatandaşlarımızın bizler Cyprus Paradise olarak çok sayıda İngiliz genç çiftleri Kıbrıs'ta evlenmek için hazırladığımız programlarımızla destekliyoruz. Bunlara evlilikle ilgili her türlü bilgiyi ve programı ofisimizden sunabiliyoruz veya web sitemizden. Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız da eğer Kıbrıs'taki aileleriyle buradaki ailelerinin Kıbrıs'ta tatilde oldukları dönemde bir düğün aranjmanı hazırlığı içerisine girmek isterlerse ideal noktalardan bir tanesi Acapulco. Evet, bu çok enteresan bir şey. Acapulco'da havuz başında veyahut başka bir teraslarında, hollerinde düğün yapmak isterseniz ve vatanım Kuzey Kıbrıs'ta evlendim ve prens ve prenseslere layık bir düğün yapmak isterseniz Cyprus Paradise sizlere bu konuda da yardımcı oluyor. Ve çok güzel rüya gibi bir düğünle evlenip dünya evine girebilirsiniz. Evet, Kemal Bey, Acapulco bu kadar mı? Acapulco, daha söyleyecek çok, Acapulco için esasında tam bir programa ihtiyacımız var. Onu herhalde önümüzdeki hafta tekrar detaylı bir şekilde yaparız. Ve Acapulco ile ilgili geçmiş yıllarda yaptığımız tatil programlarımızda ekibimizin yaptığı çekimlerle birlikte karşınızda olacağız. Bir tatil serüveni programınızda. Evet, sırada ne var şimdi? Sırada şimdi Girne'nin batısına gittik, Lapta'ya gittik. Girne'nin doğusuna geldik, Acapulco'ya geldik. Şimdi de Girne'nin içerisinde merkeze yakın ve şu an reklamını yaptığımız iki akşam her yapılan paket tatile kişi başı iki akşam yemeğinin komplimentary olarak sunulduğu Altınkaya Oteli'ne gidelim. Altınkaya Oteli kısa bir süre için böyle komplimentary, ücret ek ücret almadan bir hizmet sunuyor. Yani bizde bir hafta konaklayın, size konaklamanın karşılığı olarak, yani kalacağınız paket tatilin karşılığı olarak da iki akşam yemeğini ücretsiz sunalım diyorlar. Bunu da izleyicilerimizin bilgisine getirelim. Added value, ekstra ücretsiz bir hizmet bu da. Altınkaya, Girne Belapais arası, Girne dağlarının ayaklarında aile işletmesi olan iki yüzme havuzu, iki ayrı konaklama şekli bulunan bir otel. Bunlar konaklama şekilleri şöyle: bungalow veyahut hotel odası. Yine tercihe kalmış bir şey. Nasıl bir konaklama da kalmak istiyor müşteriler kendi tercihlerinde. Ücret olarak Haziran içerisinde £329. Kahvaltı dahil £329 bir hafta. Temmuz içerisinde £338. Bunlar inanılmaz fiyatlar. Yani bugün sadece uçak bileti alıp 1-2-3 haftalığına Kıbrıs'a gitmek isteyen kişiler eminim çalışmalarını yapmışlar ve uçak bilet fiyatlarının farkındalar. Biz kendilerine uçak bilet fiyatı, gidiş dönüş uçak bilet fiyatı dahil, transfer dahil, otel konaklama Altınkaya bir hafta dahil, artı iki akşam yemeği ve her sabah kahvaltıyı £329 gibi bir ücretle sunuyoruz Haziran-Temmuz ayları için. Yani bu çok iyi bir fiyat bizce. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tatilinizin başladığı adresten 559 Green Lanes'den, evet, Altınkaya'da tatil yapınız, bir hafta veyahut uçak bileti alınız, hem ailenizi ziyaret ediniz, hem bir hafta tatilinizi yapınız,
329 pound'a ve çok sıcak, güzel, küçük bir ortamda, ailevi bir ortamda tatilinizi geçirebilirsiniz ve Girne Dağları'ndan Girne Denizi'ne manzara olarak bu otelden bakabilirsiniz ve sizler de Kuzey Kıbrıs'ın tadını Altınkaya Oteli'de tatabilirsiniz. Evet Kemal Bey, sırada ne var şimdi? Şimdi Girne'de bir iki otel verdik. Sırasıyla Magosa'ya geçelim. Evet. Bence Magosa'ya gidelim. Magosa şehrinin Kapalı Maraş bölgesinin tam kenarında, eteklerinde yine 5 yıldızlı Arkın Palm Beach otelimiz var. Arkın Palm Beach oteli Kıbrıs'ın yerel mimari örnekleriyle donatılmış. Yani Kıbrıs mimarisi örnekleri bulunan bir binaya sahip. Modern bir dekoru var ve popüler bir otel. Gerek yabancılar, gerek Kıbrıslı Türk veya Türk toplumu arasında popüler bir otel. Altın kumsal bir sahili var. Otel denize sıfır. Yani sahil, kumsal sahilin hemen kenarında. Sessiz ve sakin bir tatil imkanı arıyorsanız eğer, Arkın Palm Beach bunlardan bir tanesi. Hizmet kalitesi çok iyi. Yine buradan ulaşabileceğiniz yerler işte Magosa'nın Lüzinyanlar tarafından yapılmış eski Magosa surları, ileride Romalılardan kalmış Salamis harabeleri gibi tarihi eserlerin de civarda bulunduğu bir noktada. Magosa'dan ayrıca Karpas'a da geçiş yapılabilir. Onu da ileriki programlarımızda başka otelleri getirip Karpas'ı görüşebiliriz. Palm Beach Otel'de restoran olarak Kaskata Restorantı, Lobby Lounge'u, Surf Bar'ı, Teras Bar'ı, İskele Restorantı, denizin içerisine uzanan İskele'de restorantı. Ayrıca bazı akşamlarsa televizyon veya film keyfini yaşayabileceğiniz açıkta, açık havada film düzenlemelerini, filmleri gösteriyorlar. Burada da ayrı bir eğlence katılabilir konaklamaya. Arkın Palm Beach'in ücreti 580 pound civarında bir haftalık. Ona kahvaltı dahil. Yani 580 civarın pound bir haftalık konaklamaya ücretle Palm Beach'te konaklama yapılabilir. Evet, Arkın Palm Beach'te böyle altın sahil, kum olan sahiliyle birlikte ve denize sıfır manzaralı bir otelde Kuzey Kıbrıs'ta tatil geçirmek istiyorsanız adresiniz 559 Green Lanes. Evet sevgili izleyicilerimiz, son olarak ben Kemal Bey'e sormak istiyorum. İngiltere'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayınız, siz tatile 559 Cyprus Paradise'la tatil serüveninizi başlatacaksınız. Evet, ben Manchester'de yaşıyorum ve Kuzey Kıbrıs'a uçmak istiyorum. Nasıl bir uçuş planı bu izleyicilerimize aktarırsınız Kemal Bey? Şimdi İngiltere'nin geneline yayılmış 22 tane sivil havalimanından, commercial denilen ticari havalimanından Kıbrıs'a seyahat düzenleyebiliyoruz. Yani ille de Londra'ya gelip buradan uçmak gerekmiyor. Manchester'de konaklayan izleyicilerimiz Kıbrıs'ı gerek Ercan'a gerekse Larnaka'ya uçmakla Kıbrıs'a ulaşabilirler. İşte Ercan'a Manchester'den hizmet veren Avrupa yıllardır üst üste Avrupa ödülü, en iyi havayolu ödülünü kazanmış Türk Hava Yolları seferleri var. Günde 2 bazen 3 sefer İstanbul üzerinden. Tabii beklenti zamanı İstanbul'da minimumda tutuluyor. 1 saate yakın bir zaman. İstanbul'da zaten uçaktan inip transit salonuna girip tekrar yeni uçağa girene kadar
Kıbrıs'a seyahat edecek olan uçağın kalkma vakti gelir. Onun için çok beklemek yok. Uçak içerisinde hizmet mevcut. İşte ikram, ücretsiz sıcak soğuk yemek, içkiler, bagaj hakkı, her şey dahil. Bunun dışında Larnaka'ya hizmet veren hava yolları var. İşte Jet2 var, Blue Air şirketleri var. Larnaka'ya gitmek isteyen ama en ekonomik, en uygun ücret daima Ercan'a uçan uçaklarımızdadır. Şimdi Manchester böyle. Aynı şekilde Birmingham'da böyle. Yine Türk Hava Yolları ve Jet2, işte diğer İngiliz hava yollarının Larnaka'ya düzenlediği seferler var. Bunlar da alternatif olarak kullanılabilir. Dediğim gibi İngiltere'de imkan 22 meydana yayılmış. Yani 22 meydan locality olarak yaşadığınız bölgelerdeki her meydan hemen hemen Kıbrıs'a sizi ulaştırabilir. İngiltere'nin güneyinde yaşıyorsanız da Gatwick havalarını kullanıyorsunuz. Evet, aynen. Gatwick var, Heathrow var, merkezi güney veyahut güney batısında Bristol var, Exeter var. Bu gibi meydanlardan da sefer düzenliyoruz. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Londra'da değil, İngiltere'nin neresinde yaşıyorsanız yaşayınız, bizler size tatil serüveni programımızla ve Kıbrıs Genç TV aracılığıyla ulaşıyoruz ve sizleri ana yurdumuz Kuzey Kıbrıs'a tatile gönderiyoruz ve ailenizi ziyarete gönderiyoruz. Evet, Cyprus Paradise'a ulaşmak istiyorsanız, evet, Londra içinde yaşıyorsanız 559 Green Lanes'den ulaşabilirsiniz veyahut Manchester'de yaşıyorsanız www.cyprusparadise.com'dan ulaşabilirsiniz veyahut 0208 343 88 88'den de Cyprus Paradise'a ulaşabilirsiniz. Ne duruyorsunuz? Haydi tatile diyoruz.